Hocam hani detayda boğulmayayım. Tek cümle yani bir cümle söyleyeyim. 90 dakikanın kazananı Trabzon, kaybedeni Beşiktaş. bu hocam hiç fazla öyle 4-2'de 4-3'e girmem. Ben <laughs> bu maçın kazananı Trabzon, kaybedeni Beşiktaş. Benim gördüğüm. Oynanan oyun itibarıyla. Evet. Beşiktaş daha iyi hazırlanmış. Hem teknik olarak hem kafa olarak. Trabzonspor'un tabii eksikleri bayağı var. Onu da o da tesir ediyor. Onun haricinde oyunun hakimi genelde Beşiktaş. Orta saat Trabzon'da hiç yok. Arka taraftaki oyuncuların olmaması Trabzon'u tedirgin edip fazla geriye kaçmalarını sağlıyor. Fazla geriye kaçınca da defans elemanları ortada alan genişliyor. Oradaki alanda da e, oyunu kuracak adam yok Trabzon'da. Ha bundan sonra hamsik oynarsa zaten sorun biter otomatik. Zaten girer girmez top ayağına aldığı zaman hissediyorsun olayı. Ben bu ben buranın kralıyım diyor. Evet. Peki e, Trabzonspor bir puan kazandı. Beşiktaş iki puan kaybetti evet. gibi algılıyorum. Evet. Sizin maç özetinizi. Reha Hocam aynı fikirde misiniz? Sizin pencerenizden nasıl 90 dakikanın özeti? Evet. Bir kere Beşiktaş'ın bu sağ içindeki e, elektriği e, e, yani yüksek olacağı belliydi. Yani şimdi teknik adam yansımasın sahaya görürsün. Mesela Önder Hoca iyi niyetli başarı olmak istedi ama vücut diline bak. Bir de şimdi İsmail'e bak. Vücut diline. Yani bu vücut dili yalnız biz tabii ne yapıyoruz? Biz saha işte maçta görüyoruz değil mi? Bençte. Bu antrenmanlara da yansıdı Beşiktaş'ın. En önemli nedir? Yani o e, enerjiyi antrenmanlarda hissedersin. Ve de disiplinli, coşkulu, e, ee, takımına o enerjiyi veren bir teknik adam. Bunu zaten ilk geldiğinde antrenmanlardan işe başlamasından işte bizim verdiğimiz antrenmanı açtılar. Vodafone Park'ta antrenmandaki oyuncuların ve ekibi de aynı şekilde çok mesela enerjisi yüksek. O antrenmanda seyrettim ee, Vodafone Park'taki. Bunun yansıması da sahaya olumlu bir şekilde çıktığını gördük bugün. Yani bütün takım gireniyle çıkanıyla Herkes sağ içinde e, yüksek coşkuyla oynadı Beşiktaş takımında. Beşiktaş takımı tabii burada ne çıkıyor? Potansiyel olan iyi bir takım. Beşiktaş takım burada ligin bu kadar şampiyonluk yarışından kopması, kupadan Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 0 puan alması çok enteresan. Yani e, bir antrenör bir haftalık bir süreçte bile o farkı e, takımdaki o potansiyeli <laughs> enerjisini Beşiktaş'ın sağ içinde net bir şekilde yansıtmış e, bunu söylemek gerekir. Tabii bu oyunda 3-2-5 gibi oynanan oyunda kenar beklerinin özellikle performansı çok önemli. Zaten Trabzonspor'un en zayıf bölgesi de aşırı yüklenme yaptığınız zaman Poğaç'ın bölgesi. Oradan da Rozier zaten özellikle ikinci yarı yani oyunu Trabzonspor lehine gel, geldiği gibi yalnız gol attığı değil oradan da ciddi pozisyonlar da buldu Beşiktaş takımı. Trabzon Ki golü spor, de tabii, buldu. Tabii, e, ya Trabzonspor takımı şunu söyleyelim. Şimdi bu oyuncuları bazı maçlarda eksiklerini fazla hissetmeyebilirsin. İşte merkez taşıyıcı kolonların, iki stoperin yok, hamşik yok. E, Dorukan'ı çekmişsin o taşıyıcı kolonların omurgasında en önemli yerde sağ beke perezin yok olunca. E şimdi buradaki özellikle o omurgayı doğru kurgulayamayınca ciddi anlamda oyunda da eksiklikler yaşadı. Bir kere ne gibi eksikler yaşadı? Ömürle Bakasetas 8 numara atılan golde mesela irdeleyeceğiz. Bir defa o üçlü stoperlerin arasında koşu yaptı. Cornelius golü buldu. Sen hiç oyun içinde Bakasetas'ın ve Abdülkadir Ömür'ün son arkasında o üçlüyü zorlayacak bir koşu yaptığını gördün mü? Yok. Yapmadılar. Buradaki en büyük Trabzonspor'un sıkıntısı vardı. Böyle oyunu omurganda böyle sıkıntı varsa rakip de 3-2 gibi yeri geldiğinde 3-2-5 yeri geldiğinde 5-4-1 gibi oynuyorsa oyunu genişletmen gerek. Yani ...bu kadar ağır, zaman zaman ağır oynadılar... ...evet baskı yaptı Beşiktaş ama... ...oyun temposu hareketli değil de kötü olunca... E, ...yani skorun böyle olması... ...kaçınılmazdı ama... ...Trabzonspor <laughs> takımının... ...şunu da söyleyeyim... ...bir oyun haritası da beşli bir savunmaya da yoktu... ...Abdullah Avcı'nın... ...bir oyun haritası olur... ...oyun haritası da, da o gidişata göre... ...hem oyunun başlayan ilk 11 sonraki oyuncu değişikleri olur... ...Abdullah Avcı her zaman övdük... ...puan farkı, evet takımı lider... ...iyi işler çıkardı ama... Böyle hem antrenör değişikliği hem de yeni bir oyun saha içindeki formasyonuna karşı oyun haritasının istenen seviyede olmadığını gördük. Daha böyle oyunu domine eden bir Beşiktaş takımı vardı saha içinde. Ama Trabzonspor takımı şunu söyleyeyim bir maç üzerinden değil bu ligde buraya kadar getirdiler. Son 7 haftaya gelirken hem puan farkı yaptılar hem liderler hem de şampiyonluğun tek ve önemli en önemli adayı. Densville az önce bu tip maçlarda bir puan da Karni. önemlidir. Ee, başlarda bir e, bocaladık ama sonra dengeyi sağladık demiş. Josep De Souza da çok iyi fırsatlar yakaladık. Galibiyet hak ettik ama olmadı diye konuşuyor. Yeni bir sistem olduğuna da yine Josep De Souza vurgu yapmış Gökhan hocam. Şimdi tra e, rakibin iki katı rakipçe ce e, ceza sahasına girmiş. Yani, Trabzonspor Beşiktaş ceza sahasına 14 kez giriyor. Trabzon'da Hı. Beşiktaş 28 bir kez İsa'da, Trump oraya Trump giriyor tabi. Bir de çok kısa doğru. bir şey söyleyeceğim. vermiş. Yani, Joseph'in açıklaması ne? zaten şurada ne oynadıklarını Hı, bugün ne antrenman yaptıklarını ortaya koymuş. Yapıyorlar. Bitti. Bunun tempolu yansımasını bu söylemlerin sağda görmüş. Ona yapmak da önemli. Tabii. Hoş bir haftada Öndürecek. tempolu idman yapsan değişmez. Bak onu da söyleyeyim. Öyle bir haftada tempolu idman %10 yapmayla. %100 Tobi değişmez. Değişmez ama. Bir sinyal veriyor değil mi Joseph de orada? Beşiktaş yönetimi doğru yaptı. Yani şimdi öteki teknik adamdan götürmeyeceği belliydi. Ha şu var şimdi. Bu teknik adam geldi. Şimdi Beşiktaşlı futbolculardan sene kimler kalacak, kimler gidecek? Bu teknik adam karar verecek. Hocam. Tabii. Öteki teknik adam karar vermeyecekti. Beşiktaş'taki değişikliğin esas sebebi bu. Ha. Bu teknik adam seneye Beşiktaş'ta kim kalacak, kim gidecek rapor verecek. Ona göre olacaklar. e Ey Beşiktaşlı topçular. Geçen haftalarda neredeydiniz? Öyle bir sistemle oynadı ki yani Geride zaten topu fazla kullanmadı Beşiktaş Orta sahada kullanmadı Direkt 3. bölgesine Tabii. atı topları Orada kaptırdığı toplada baskı yaptılar İki kanat beki de devamlı bindirdi Rıdvan da işte. bindirdi Rozier de bindirdi Yani goldeki olduğu gibi Rozier Devamlı bindirdiler Öyle olunca devamlı şekilde Rakibi geriye doğru ittiler Bir de hücumdaki Trabzonspor'un ayakları Özellikle Vichy'le Fazla Vakame. enerji kaybetmeden Hücumda kullandılar evet. enerjilerini Ama dedim ya Seneye kim kalacak, kim gidecek? Onun kararını bu teknik adam verecek. Ona göre de hareket ediyor Beşiktaşlı futbolcular şimdi. 7 haftada ne olacaklarına bu adam karar verecek. Bunun ip de, bunun elinde artık. Belli yani, oldu. Hocam doğru. Bir de hani program başında söyledik hepimiz. Yani adam geldi. Şimdi evet e, İsmail teknik adam olarak şimdi bu seneki organizasyonda bakacak. Ya yani benim sistem bu. 3-4-2-1 gibi. Ben diyorum hangi oyuncularla hangi yürür bir bu. de bir de hangi oyuncu benim antrenman tempomu uyacak bir. Tabii. Hangi oyuncum disiplinli? Hangi oyuncum sağ içindeki rollerini, görevlerini Orada doğru yapacak ender. bir şey söylüyor. Diyor ki biz bu tempoyla bu şekilde gidersek Ama zaman, geçen seneye döneriz diyor. Ya, bir o zaman bazılarına burada. da şey oluyor mesaj mesaj veriyor. Mesaj oluyor Aynen. Tabii. Yani onun için 8 maç bundan sonraki 7 maç kötü gider iyi gider. Ben yalnız Trabzon maçı özelinde konuşmuyorum. Genel olarak adam bir kere burada Diyor ki benimle diyor bu yola yürüyeceklerle beraber olacağız. Yürümeyeceklerle diyor sezon sonu yolumuz ayrılacak. Oyuncular edecek. da onun bilincinde o ciddiyette o disiplinde o coşkuyla oynuyor Beşiktaş takımı. Kestirme şunu söyleyeyim. Beşiktaşlı oyuncular da bu işin içinde olanlar da Sergen'in bu takımı yeterince çalıştırmadığı fikrinde birleşiyorlar. O kadar basit. Ama iki tane kupa Hocam kazandı. Kestirme. tane de Sergen'in kupa bu takımı olacak. yeterince çalıştırmadığı sezon başından itibaren. Tabi o da diyecek ki kardeşim siz benden anlaşamadınız. Siz benden bilmem ne yaptınız. Geç falan. başladılar. Karşılıklı birbirlerine atıyorlar topu. Orada zararı Beşiktaş takımı gördü. Beşiktaş kulübü gördü. O kadar basit. O sezon başı hazırlığı. Sergenden yöneticilerin ben seni böyle yaparım. Sen de böyle yaparsın. Hadi bakalım hikayesi. İşi bu hale getirdi. Geç, o kadar geçen seneydi hocam. Bu sezon başı o problemler vardı. Ama ben şu da yani Ligin bitmesine 8 hafta kala bir hoca geliyor ve o hoca bir hafta idman yaptırıyor, takım müthiş mücadele ediyor. böyle bir şey yok zaten. Ağır Allah. idman yapsa kalan 7 haftada tabii en az 3-4 tane sakat olur. Patır kütür şey atar sigortalar. Buradaki sigort Beşiktaş olur. takımının oyun kalitesi, oyuncuların oyun kalitesi zaten iyi oyuncular. Bu maçta doğru, Trabzon, yönlendirildi, tabii, doğru, doğru yönlendirildi, doğru yönlendirildi. Bir de zaman, Trabzon ona, ona Trabzon maçı Aynı bunların oyuncuda. piyasa maçı. Tabii. şu anda. O da var, odalar. Ya gelecek kalacak ki. Cornelius diyor ki hoca ben girdikten sonra Topları arkadaşlarıma indirmemi istemişti. Öyle yapmaya çalıştım diyor. İlk bölümde sonra da diyor ki üçlü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışıyorum. Yani gol yani. anında da Hüseyin'in de göz göze göz geldik aslında diyor. Aslında ama bunları Canin'i i̇şte, yapar. Normalde defans arkasına koşuyor. Canin'i yapar, Cornelius'u üstü yapar. Hı. İlla hızlı Mehmet rağmen yani sen de biliyorsun gerek yok. Ki. Oyuncunun alan görüşü varsa, zekası varsa onu yapar. Zaten. Adam tecrübeli. Zaten. Yani dediğimiz Cornelius. Adam tecrübeli yaptı. Hüseyin'in de, de de Hüseyin Şimdi stoper Erman Hoca'da oynadı, Gökhan Hoca'da oynadı. Stoper olarak tabii ki müdahale edeceksin. Havadan yerden ilk topa keseceksin, edeceksin. Evet hatlar arasına orta sahip pas kadar. atacaksın ama günümüzde <laughs> oyunların en önemli artık Hüseyin'e ne diyor? Savunmadan birinci bölgeden of. üçüncü of. bölgenin ucun bölgesine Direkt. atılan paslar artık stoperleri günümüzde değerli kılan değil mi hocam? Yani koşu Bak yapacak. Hüseyin koşuya karşı doğru, bir atıyor. Doğru, doğru. ama doğru. ama... Hmm. Bir daha da öyle kaleci bulamazsın çıkan. Çıkan zamanlaması çok ya büyük Ersin'in hatası. Yani ]ası. ben dual ediyorum abi Sandro Forlan. Evet. Arkada iki adam daha var. Nereye o... geliyorsun ya? Tabii hata 30 hata metre var. kaleye çapraz. Nereye geliyorsun o... abi? Bekle ya. O... Böyle girirsen tık. işte böyle vuruş kalitesi de bir iki şey. daha e, bu şekilde çıkışı vardı onu hatırlatacak. Kör kurşundan vurulursun işte. Yaptı mı buna müthiş benzer yaptık. çıkışlar. Vuruş aslında müthiş yani oyun takibi ben, tamam da. Gümaşta maçta öyle konsantre ki 5-6 tane doğru çıkıyor ondan sonra özgüveni fazla geliyor bu sefer çıkmayacağı topu da çıkıyor. Ha, ondan ama. da yapmış olabilir doğru. özgüveni fazla, fazla olduğu için. Birazdan göreceğiz. Trabzon'un yediği golde de karaca hatası var. Ha? Oradan golleme. Bu tarafı içeri çıkaracak açıdan, Açıdan gol yiyor. Buradan yeme. İçeriden yiyor. Kapalıdan yeme abi. Top oraya evet. giderse kabul ederim. Ama top buradan geliyor. Or oradan Kapalı orayı kapat yiyoruz. abi. Hocam, bir şey söylüyordunuz skapen, hocam. Ben, çıkaracak yani. da zannetti. Abdülkadir, Abdülkadir Ömür'le Bakas'a işte diyorum Yeri geldiğinde bunu Vişka esasen Başakşehir'de çok iyi yapan oyuncu. İlk kere de mesela Bakay'a bunu yapmıyor. Bana göre bu üçlü stoperin değil mi hocam açıldığı zaman aralarına koşu yapmak gerekir. Oyun haritası istenilen seviyede olmadı derken Trabzonspor'un bugün işte bunu daha iyi e, Abdullah Hoca'nın ne kadar başarılı evet övgüyü de hak ediyor söylüyoruz ama bunu daha fazla yapması gerekir. Çünkü eğer bir takım geçiş yapamıyorsa söyledim 3 2, 5 gibi oynuyorsanız bu sistemde merkez kapanıyorsa demek ki burada hem bir kere oyunu genişletmek, bir de aynı zamanda da savunma arkasındaki tüm opsiyonları değerlendirmesi gerekiyordu Trabzonspor'un. Yani bunu çok az değerlendirdikleri için zaten çok fazla üretken yok, olamadılar. Üretken yok, bir şey. de Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Özellikle ilk kere Beşiktaş daha fazla baskı yaptı, iyi oynadı etti. Bana göre Beşiktaş'ın da şu anki görünen ama daha ilk maçlık, onun için teknik adamı eleştirilmez. Üretkenliği istenilen <laughs> seviyede değildi. Özellikle ilk yerde. Şimdi... Ee... ...pozisyonlarla ilgili, hakem kararlarıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Ee, çok bir şey kalmadı birazdan. Görüntü elimizde olacak maç özeti. Ardından da pozisyonlara yine e, detaylı bir şekilde bakacağız. E, ama Zorbay Küçük için ilk değerlendirmeniz nasıl devre arasında? Fena değil. Bir iki pozisyon var demiştiniz. Yine aynı fikirdeyim. Öyle mi? Bir kolay maç değil öyle veya değil. böyle. Bu değil. seyircinin önünde... Hani deplasman takımı Beşiktaş kolay maç değil. Enteresan pozisyonlar da yaşandı. Onlara bakacağız. Pozisyon demişken hocam. Erman hocamın beklenen e, e, kitabı. çıktı. Uzun zamandır çalışıyor e, hoca bunun i̇ki üzerine. Yıldır. E, i̇ki yıldan fazla. Hangi kameraya gösterelim buna mı? Şöyle bizim Turkuaz kitaptan çıktı. Oynadım. Görüyor mu arkadaş? Evet oynadım, oynattım. Güzel başlık yalnız. Oynatalım. Hemen evet. şöyle şöyle şu şekilde göstereyim. Sen Minya Midyat buldu onu. Ben oynatalım koyacaktım. Yardım edeyim mi dedi. Hay hay dedim. O yolladı. Ama Oturdu. o kadar güzel oturmuş ki oynadım futbolculuk dönemi. Oynattım hakemlik dönemi. Oynatalım hepsi televizyon var, hepsi dönemi. Çok güzel. Evet. Çok güzel başlık. Bizim Diyanarlar'da falan bütün kitapçılarda da var. Yeni çıktı. <laughs> bayağı bir şey var bize, içinde. Hocam bize Şimdi bir şey var. Bayağı bir şey, şey var yani, hocam. tamam. Benim hayatım filan ama tabii ilk sayfalar geçtik beştik ama orada bile bayağı şeyler var. Tavsiye şey ederim. Zaten... Dördüncü bölüm hakemlik yılları. <laughs> evet. Beşinci bölüm televizyonculuk dönemi. Şöyle var, bir bayağı kaç... bir iş var. Zaten eğer mahkemeye filan çıkarsa ki onun içinde bir para <laughs> ayırın. 400 fazla ayırın mı hocam şey Darık vereceğim kazancımı onu söyleyeyim. Ha, geliri değil mi? Geliri Darık Şofak'a vereceğim. Güzel bir şey yaptı. hocam. için para kazanmak için çıkarmadım. Çünkü lehimde lehim aleyhimde o kadar çok şey konuşuluyor ki. İşte böyle yaptı şöyle yaptı böyle yapması. Beyler burada hepsi burada. Yaşayanlar var ölenler var. İtiraz eden varsa buyursun. Yazdığım her şeyin sonuna kadar arkasındayım. Evet. Bize geldi mi hocam kitap? Hayırlısı bir olsun. Tane gelmiş, hayırlısı. Ama alacaksın ki daha <laughs> katkı olsun. <laughs> yani dün, o da dün, dün onu Levent Bize. Tüzemen abimizin de kullanışını atalım. Erman Hoca'ya sordu dedi hocam dedi falan He. dedi alacaksın Levent'çim dedi. Ondan sonra daha Şafakay'a dedi Koş, bir şekilde e, katkın olsun. Liste çıkarıldı. Gelecek yani sporla ilgili evet, şeylere. Evet. Tabii o tabii o maç olarak zaten onun kitabevi yapıyor. Onunki tabi bir yapıyor. Hocam bunu imzalatırız sana. Hocam bir hafta ee, sonra söz Hakem yapmasın. deyince, Zorbay küçük deyince aklıma geldi hemen. Göstereyim istedim. Pozisyonları soruyorlar, soruyorsunuz. Bakacağız tabi. Ee, ama enteresan olaylar oldu ya. Yani o ha. serbest şunlar penaltılar, pozisyonlar, direk serbest hmm. vuruşlar, geri paslar falan derken. Bayağı var herhalde pozisyonlar. E, bakacağız tabi. E, az önce söyledim ya, yani yeni bir üçlü sistem denedi. Yani... Dersini iyi çalışmış bir Beşiktaş. Ama Beşiktaşların Beşiktaş me teknik memnun direktör. olduğunu görüyorum. Bak, yani sosyal şimdi, medyada falan. De, bir Yeni bir formasyonla oynadı. Üçlü adam bir şeyler yaptı. Renk getirdi. Yeni böyle bir düzen kurmaya çalıştı sağ içinde Belirlediği stratejiyle de bir oyun haritası çıktı Beşiktaş'tan. Onu söyleyeyim. İki kenar beki bu sistemde çok önemli. Az önce de söylediğim gibi 3 ki 5 oynuyorsunuz. Forvet o üçlünün iki kenar beki 5 yapıyor zaten. Üçlüsünü Forvet'in. Rıdvan solda sağda Roziel. Abdullah önce söyledim. Ama daha önce hep de hakkını verdik ama bu maç üzerinden dersini o kadar fazla çalışmamış üçlü savunmaya doğru hücum edemeyen bir Trabzonspor vardı. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı sayıca organizasyonda buydu. Abdullah Hoca her zaman dile getiriyor organizasyon organizasyon ama üçlü bir savunmaya yeri 5 5'e 1 gibi topu Trabzonspor'a bıraktığında Beşiktaş takımı buna nasıl hücum edeceğini bir hocam. net bir şekilde istenilen seviyede sağ içinde yapamayan, rolleri belirlenemeyen organize evet. olamayan bir Trabzonspor takım vardı. Ondan zaten üretken olamadı. Ondan Trabzonspor'u gerektiği kadar iyi oynayamadı Beşiktaş'ın hakkını ondan veriyoruz. Beşiktaş Trabzonspor'a göre Sonunda daha tabi. iyi oynadı ve organize oldu oynayan Adamın dört adamı da yok abi. Yok. yok onu da, da olan adam karal oldu orada yani. Hocam, bugün forvet oynayan, oynayan adam yok. yok. Bugün ileride oynayan Hiç. adamları da yoktu ki yani. Dört tane etkisiz eleman gibiydi. Ya hiç işte evet. böyle görmedik. Bir tanesi <laughs> iş yapmış olsa daha farklı bir senaryo izleyebilirdik He, diyor bence. Diyor ki Abdullah Avcı hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Ama o zaman sıkıntı var beklediğiniz gibi dengeli temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Mücadele açısından yani bir de, evet bir, bir de, mücadele. Oldu. Ya Dört dört tane bu önemli oyuncu değil mi taşıyıcı kolonu? Yani öbür maçlarda isteymeyebilirsin. Siöp's oynar, Berat evet, oynar, maç... işte Perez oynadığında Dorukan orta saha vesaire, işte stoperler idare eder şu bu falan. Ama Şimdi böyle yeni bir antrenör değişikliği kaliteli kadroya karşı bu eksiklikleri ciddi de hissedersin, hissetti de Beşik, Beşiktaş'a karşı. Hacı da Trabzonspor. Şöyle devam etmiş, biz şampiyon oluyoruz, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Yani tabii e, tabii zaman yani. beklediğimiz demiş. Ve burada bu ifadeleri de bu kadar net ifadeleri Demez, söylemez ifadelerle şey, kullanmazdı. Kadar. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar. Hazırlayacak tabii, tabii. bayrak kalmadı ki her Biz yer bayrak, bayrak zaten. Her yerde var İstanbul'da da. Ee, her kutlamalara yerde. başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye kupasını da istiyoruz demiş. Yani. Tabii ki. Yani, şu yani an... zaten işte kutluyorlar. Ya şu <laughs> Trabzon an... meydan. 1-1 bir -bir bitmiş maç. Taraftarlık bir durum yok. Taraftar mutlu. Kaybedilmemiş maç yani. Yani şu anda işte e bir de puan durumu ya burada 71, 58, e, 13 tabii. puan var. Oyunu falan konuşuyoruz. Ee, her böyle maçtan bir maçtan sonra Trabzon seyircisinin şu coşkusu takım üzerinde büyük avantaj sağlar. Tabii tabii. Hocam stres yok. Onun gerginliğini atar takımın yani. Dikkat edersen maç bittikten sonra Abdullah Avcı çok mutluydu. Rahat çünkü. Hocam, Rahat öyle yani... bir havadalar ki kaybetseler bile aynı olacak gibi duruyor yani yine aynı gibi duruyor. Şey şey. Kredi var 4 15 puandan 13'e düştü, düştü. Kaçma zaten 8 maçta 7 maç kalmış. Ama maç. şurada geriliyorlar yani. Bir an evvel şampiyon olalım hikayesi onları geriyor. Onu söyleyeyim. Ya, bir an ya, evvel şampiyon olmaz. Daha sonra o ama biraz daha futbol oyna Bak ya. hoca doğru bir şey söyledi. Evet. Ya bu acele etmemek lazım. Her şey zamanında. Bir an evvel olacaksın bir şey olacaksın. Ona bakacağız. O, o şeyi de istiyorum. Trabzonspor takımı hocam. En erken o şampiyonluğu ilan etme 3 hafta Fenerbahçe onu da istiyorlar. Üç yani 4 hafta. hafta o tarihte hocam çok yap. da fazla istemezler o kadar Bilmiyorum. da fazla ay, abi ay. yani. Ya şimdi böyle bir şey... o zaman. Yok da hocam. Böyle bir şey ya tabii onu belli etmemeye çalışıyorlar da böyle bir noktaya geldikten sonra istemez mi <laughs> olarak da ön sıraya geçmek. Tarihte yani. olacaksın yani sonuçta. Şampiyon olmasının bir an önce şu avantajı olabilir. Türkiye Kupası'na yönlenebilir bu sefer. Ya zaten Türkiye Kupası'na yönlenmiş. Hayır, daha fazla yani, yani, yani bu sefer ligi Lig bir de oyuncu rotasyonunu daha iyi oynatacağı olur. oyunculara bakmak olur. Yani. Hepsi olur ya. Hocam birçok şey var. Yapmış sen söyledin ya birinci takım oyununda Trabzonspor takımı senenin de planlarını evet. yapmış. O devre arası yaptığı transferler onların hiçbir tanesini kullanmıyor şu an. Kuası falan hiç oynamıyor tabii, mesela. Bugün hani bir şey oldu. Bir de genç oyuncular var. Onları da daha sonra kullanacak. Tabii tabii. Ya Trabzonspor'un yatırımı. E, seneye 4, yatırım 4 yerli, var. yerli var. Bir de sen kaliteli oyuncuları aldın. Biz onları şu an görmüyoruz ama bu kadroda şu an kullanma şansı var. Belki evet. kupa maçları da biraz görebiliriz. Seneye onları. çok daha farklı olacak. Ya kesinlikle yani olacak. bu kadar böyle olmayacak. Sene. Kesinlikle olacak ama avantaj. Fenerbahçe kopuyorsunuz Toparladı gidiyor. İşte tamam. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda... Trabzon'da oynuyor, Trabzon sene de beraberliğe seviniyor. Bu sene de böyle daha beklemiyordu kimse. Daha ufak tefek gene daha değişik gelecek. Problem bir yönetim değişikliği olacak, Problem bir kan değişikliği olacak mutlaka. Problemler değişikliği olacak? İlla ki bütün takımlar sezona başlarken zaten şampiyonluk parolasıyla başlıyor, bu, kadro yapıyor. Bir de şu mesela üçlü neyle karşılaştırılacak Beşiktaş? sana söyleyeyim? Fenerbahçe ile. Fenerbahçe, Pereira oynamaz. Ya mühim olan üçlüler, dörtlüler, sekizliler değil. Her zaman kendimi aspel kadar burada dile getiriyorum kardeşim dörtlü falan oynamak, üçlüyle iş bitmiyor. Şampiyonluklar onunla da olmuyor. Mühim olan her zaman dile getirdiğim gibi oyunun kurallarını belirlersin. Saha içinde nasıl yansıyacak antrenmanlarda olur. Ve prensip ve ilkeler sonraki. Eğer sen böyle felsefe ve derinlik katmazsan bu oyuna o zaman konuşulur. Hep örnek veriyorum. Bir Allah aşkına Google'dan bakın Atalanta'ya 3 senedir bundan evvel 100 gol attı ya. Bu sistemde 3-4- 1-2 yeri geldiğinde 3-4-2-1 oynadı. 3-4-3 oynadı. Gasperin'le Atalanta en fantastik oyunu oynayan takım. Yani bir bakın iki tane kenar Fenerbahçe'de oynarken kimdi? Şimdi işte Beşiktaş'ta vesaire diğer oyuncu rolleri. Yani hemen mesela karşılaştırılacak işte Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta. Hayır. En önemli bir antrenörün kalitesi farkı yaratacak. Dediğim gibi yani bu derinliği. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim. Hollanda milli takımın başına Van Gaal geldi. Van Gaal Hollanda milli takım bildik bileli 4-3-3 oynuyordu. Daha yeni 3-4-3'e döndüler artık. Yani Hollanda milli takımında Van Gaal artık yani bu kadar tecrübeli bir hoca. O bile 3e döndü. Van Dijk işte o Delight şeydeki Juventus'taki oyuncu. 3-3'e bir tane daha oyuncu var. 3'lü oynuyorlar Dünya ama ellerindeki oyuncularla. Ama... Oyuncu kalitedeyle yani oynuyorlar. Yani bir havuz var milli i̇şte takımın oyuncu farklı bir şey tabii. Ona göre transfer yap Maradonabaşı işte. Bugünkü şey. üçlüyle Wellington'la her zaman oynayamazsın onu da söyleyeyim. Bugünkü yani. ekstra Tabii canım. bir maç ya. Bugünkü şey. Ama gibi. hücum hattını bir şekilde bağladı <laughs> Trabzonspor Üretken olamadı tamam etkisi olabilir ama bir şekilde 5'te şunu da saldığı kadar bir şey var. Endim mesela önde yakalandıklarında Aynen. dedim ya 3-2-5 geçiş yapamıyor Trabzonspor. O ne yapıyor? Dediğin gibi kesti. bağlantıyı üçlü blok, önde ikili blok. En önemli bu 3-5-2 ben dediğim gibi 3-5-2 diyorum 3-5-2'de bir kere geçiş yemezsin. Yani 4-3'ü oynarsın, dörtlünün önünde bir tane altı numara olur, geçiş yiyebilirsin. Burada düşünebiliyor musunuz? Senin söylediğin gibi üçlü bir blok, ikili bir de iki tane hattı geçemedi. Şimdi Trabzonspor'un en önemli oyun organizasyonla dile getirdiğimiz geçişler. Rosiye'de ya Roziye'de... Yeni... Toplada gol yediler. Tabii Tek nokta gol dediler. Hocam, Üçlü oynadığı hocam, zaman oruç var. var. Hocam yani. dedim ya bir defa koşu yaptılar. Hiç gördün mü sen? Esas onları Abdülkadir Ömür'le Bakasetas'ın iki tane 8 numara Siyopis'in <laughs> önünde oynayan onlar yapması gerek. Diyor ki Valerian İsmail takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var. Mantalite'de oturduğunda her şey daha net olacak. Yani Tabii. benim Onun kafamdaki adına... sağ tam olarak yansıdığında her şey daha olacak diyor. Benim işim o onu oturtmak o zaman fark oluşturacağız. Şu an Beşiktaş tabii ki zaman lazım. Bu süreç ama bir de bu süreç bu, süreç, bu seneki kadro seneye önümüzdeki ya, senenin kadrosunda tabii. da aynı süreci yaşayacak. Evet. Bir de yeni teknik adam için böyle bir felsefe oturu oturtuyorsa takımına her antrenman her maç takımın gelişimi için mükemmel o süreç Hı -hı. olacak. Yani sezon sonuna kadar bundan sonra 7 hafta takımın gelişimi yani takımı görecek edecek karar verecek Tabii. yalnız sadece oyununda değil bak burada yanılmayalım Ender antrenman tempolarını kim kaldırıyor antrenmanda kim kaçak yapıyor kim çalışmıyor bir teknik adamalık onun da belirleyecek önümüz eksene diyecek ki benim bu ağır tempomu bu bu oyuncular devam bu bu oyuncular kaldıramaz bunlarla devam etmeyelim o da çıkacak ortaya İlk maçta bazı sorunlar yaşadık baskılar koşular daha da oturacak bazen çok kolay top kaybettik ama yeterli kalitemiz var. Ya Bunu gör, aşacağız diyor. Net olarak görünüyor zaten ee, kalitesi takımı. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz. Oyuncularımız da milli takımlardan döndü. Beraber çalışabiliriz Tabii. diyor yani. Alex Teşere'yi mesela bir daha mesela İssawa maçında kullanılıyor. Alanya maçı var önümüzdeki Tabii. hafta. Yani. Yani, yani mesela Gezal'ın mesela 3-4-2-1'de o Bashua'nın arkasında var. öbür sol tarafta Alex Teşere ile mesela haftaya başlamayabilir. Mesela bir şey dikkatinizi çekti mi bir oyuncu? E, ...hepinize söylüyorum... ...maçtan önce... ...daha iyi analiz edeceğiz diyor... ...bak hep bu... Tabii. ...rakip analizi Tabii. konusunu... ...maçtan önceki Doğru. konuşmasında evet. da... ...burada da hep ona e, vurgu yaptı... E, ...hep onu söylüyor... Ya ...şu an ilk maç üzerinden... ...bence tabi. bayağı olumlu... Ya ...beş yaşa yansımış yani... ...Avrupa'da yapılan o i̇lk Ender... Maç ...Ender... ...video çekiyorlar maçı... ...analiz... ...arkasından antrenmanı planlıyor... ...maça göre, göre antrenman... ...bak şimdi... ...maça göre... ...rakibin güçlü zayıf yerlerine bakıyor tehditler fırsatlar nerede o SWAT analiz dediğimiz o dört madde ona göre antrenman planlayıp ona göre hafta sonu oynuyorlar. Bitti. Adamların yaptığı o video analiz. Bitti. Evet e, yaklaşık beş buçuk dakika sonra karşılaşma elimizde olacak. Özeti daha doğrusu elimizde olacak derken ekranda olacak diyeyim elimize ulaştı. E, özeti paylaştıktan sonra da sizlerden gelen sorular dahil e, pozisyon pozisyon bütün e, özeti Analiz edeceğiz, değerlendireceğiz. Çok fazla soru var. Hmm. Kural hatası var falan diyen de var hocam. Var var yani bayağı işimiz var hocam. Savura kalırız artık değil mi? Olur hocam. <laughs> Söyledim <laughs> mi yemekleri? Demin söyledik çorba gelmemiş. <laughs> Olsun. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Yani oyun kuralı şey olunca maçı tekrar gerekir. Yani oyun kuralı olursa maçı tekrar gerekir. Değil mi? <laughs> Tabii. Ya oyun kuralı ihlali o kadar kolay iş değildir hocam. Kural ihlali öyle kolay öyle. iş değil diyorsun. Ben üç defa kural ihlalinden maç tekrar ettirdim. Televizyonlarda çalışırken. Kural ihlali öyle kolay kabul edilmiş değildir. Bakacağız şimdi biraz. Çok da. kimse kabul edecek onu. Ondan sonra kural ihlali olur. Bir de e, ee, olsa bile olmuyor bazen. Tabii hakem hakem Herhalde <laughs> almayan anlamıştır. <laughs> Hocam kural ilerli hakikaten neticeye tesir edecek bir şey olacak abi. Yani He. öyle. ya yani, hakem hata yapmış kural. -i. Yok öyle bir şey abi. Şimdi bazı eski hakemler filan bu yöneticilerle kol kola giriyorlar işte veya MHK'yi o sevmiyor, federasyonu hmm. o sevmiyor. Taraf olmuyor. Burada göre. bastır abi, burada kuralı ilali var, telefonlar. İşte yorumcuları var gazete, televizyonlarda. Onlara mesajlar geliyor. Onlar bakıyorlar. Televizyon. Aman ha Hasan böyle konuşacak Hüseyin. Sen de bunları söyle. Bak bu fıkranın 6.70'ler 24'ünde göre bu maç tekrar edilir filan Söylüyorlar abi. Hep aynı ekipler ama. Hep aynı ekipler. Bunların uzantıları Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda da vardı. Var. Hep aynı ekip. Ekipler aynı. Şöyle işin işine girdiği zaman elini sok, böyle sokarlar. Böyle arılar var, elini çekersin. Kolay iş değil, Tezgah iyi hazırlanır. Mesela ceza verirsin, disiplinden döner, ceza verirsin, takimden döner. Mesela Türkiye'de herhalde 170 bin avukat var. Ama tesadüfe bak abi, tahkim kurulu başkanıyla disiplin kurulu başkanı aynı bir oda çalışan iki ortak. İki tane de kitap yazmışlar. Ne tesadüf, 170 bin tane avukattan ikisini buluyorsun. Biri disiplin, biri tahkim, biri bozacı, biri şeracı, birinin verdiğini ötek kaldırıyor, öteki verdi o kaldırıyor. İşte kulüp başkanını soktu adam tahkimde, o onun adamı. Yani der abi, bunlar artık ayyuka çıktı abi. Oynamayın perdenin arkasında ya, artistik yapmayın. Tahkimin verdiği karar doğru. Yok ya, e, yönetim kurulundaki öteki vatandaş değil diyor, tahkime güvenmiyorum diyor yönetim kurulundaki adam futbol federasyonu. Ben de güvenmiyorum çünkü. Birinci gün söyledi. 170 bin tane avukattan iki ortak avukat, biri takim, biri disiplin. Olur mu arkadaşlar Türkiye'de ya? Allah aşkına ya. Bu ne tesadüf? Acaba kimlerin arkadaşları? Onların kulüplerde kulüp başkanları arkadaşları var mı acaba yıllarca? Veya MHK'lerdeki uzantıları var mı veya hakem aleminde? Arkadaşlar... Türk futbolu nereye geldi ya? 500 milyon dolardan 150 milyon dolara geldi şaka gibi. Kim bunları yapanlar? Çabuk gelmedi hocam bu. 15 yılda, 15 yılda, 16 yılda geldi. Öyle. Yani o kadar çok ki inşallah toparlanır. İşte yeni yasa diyoruz ama biz eski yasaları da uygulamadık. Hani bir yasa çıkarırsın, uygularsın, uygulanmayan tarafları düzeltirsin. Biz o yasaları da uygulamadık ki. İşin kötü tarafı. Şimdi yeni yasa çıktı. Bakalım ne olacak?